Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Halit Soytürk'ün 18 Nisan 2020 tarihli yazısı. Vicdan Muhasebesi. İnsanlık tarihi belki de bu denli bir müzibete maruz kalmamıştı. Yüzyılda bir insanlığın başına veba gibi birçok farklı şekilde hastalıklar ile mücadele etti. Tüm dünyada aynı korkuyu aynı anda insanoğlu yaşamadı, 43 yıllık hayatımda bu şekilde bir durum ne yaşadım ne gördüm ne duydum. Tarihe baktığımızda veba, Çin ve Orta Asya'da başlamış buradan tüm dünyaya yayılmış. Bugün de bu durumun değişmediğini görüyoruz. Tarihte veba salgınlarının farklı tarihlerde farklı isimler ile görülmüş ve halen de görülmeye devam etmektedir. Yaşanan veba salgınlarında ilk olarak yoksul ve bakıma muhtaç insanlarda görülmüş. Kayıtlara baktığımızda Aragon Kralı 4. Pedro ve eşi Lynir, İngiltere Kralı 3. Edward'ın kızı John gibi ünlü isimlerinde vebadan öldüğü görülmekte. Veba ölümleri tarihte 100 milyonun üzerindedir. Büyük salgının üzerinden 100 yıl geçmiş ve vakanın adı koronavirüs, COVID-19 başladığı yer ne tesadüf Çin. Tarihte hiçbir zaman tüm dünya aynı anda bir virüsle savaşmamış. Bugün tüm dünya devletleri ekonomik sıkıntının yanında koronavirüs yüzünden toplu ölümler ile mücadele ediyor. Korkunun adı COVID-19, bu virüsün farklı yönü zengin ile fakir ayrımı yapmaması. Peki muhasebe yapan var mı? Tarihe baktığımızda Hicaz bölgesinde 1814'te veba salgınının yayılması yaklaşık 8000 kişinin ölümüne neden oldu ve o yıl haç yapılamadı. Daha sonra 1837'de haç mevsiminde başlayan salgın, 1892'ye kadar devam etti ve bu süre zarfında her gün 1000'den fazla hacı vefat ettiği için Kabe ibadete kapatılmıştı. Biz insanoğlu ne yaptık ki tekrar Kabe ve ibadethanelerin kapıları bizlere kapatıldı? Bu durumların muhasebesi yapılmazken son günlerde sosyal medya üzerinden insanlar birbirine vatan haininden tutun da imanı olmadığına kadar hüküm veriyor. Beyler bayanlar, ne kimsenin kimseye vatan haini demek yetkisi var. Ne de sen kafirsin sen Müslümansın deme yetkisi var. Ey Müslümanlar, iki elinizin arasına başınızı alın ve düşünün. Müslüman olarak Filistin işgal altındayken, Ayasofya kapalı iken, Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken, Bangladeş'te Müslümanlar boğulurken, ateşler içinde yakılırken, diri diri toprağa toplu gömülürken, annenin gözü önünde çocuğu parçalanırken, Doğu Türkistan'da Müslümanların evlerine bekar erkekler yerleştirilirken, aylan bebekler suda boğulurken, Ebu Güreyb hapishanesinde Müslüman kadınlara tecavüz edilirken, kısacası Müslümanlar kan ağlarken sosyal medyada kimin Müslüman kimin vatanperver olduğunu belirleyen Müslümanlar, bu olaylar olurken bizler ne yapıyorduk hiç düşündünüz mü? Tüm bunlar yaşanırken bizler makam ve mevki peşinde birbirimize demediğimiz kalmıyor. Suriye'de günlerdir yemek yemeyen bir çocuk tüm Müslümanları Allah'a şikayet edeceğim demişti. Bugün yaşadıklarımıza baktığımız zaman herkes aynı korku ile günlerini evde geçiriyor. Bizler bu günlerde dahi geçmişte ne yaptık da Allah bizlere bu sıkıntılı günleri bizlere reva gördü. Her akşam açıklanan ölüm vakalarını rakamsal olarak görüp, insanların nasıl defnedildiğinin hiç muhasebesini yapmıyoruz. Cenazeler camilerimize uğramadan ve toplu helallik alma yeri iken Allah bunu dahi elimizden aldı. Ey insanoğlu, bu kibrin kime, bu günleri değerlendirip kendimizi muhasebe ederek bol bol tövbe etmemiz gerekiyor. Annenin oğlundan, babanın kızından, kardeşin kardeşten, komşunun komşudan, akrabanın akrabadan uzaklaştığı ve sıla-i rahimin yapılamadığı bu günlerde dahi kalp kırma zamanı değil. Helallik alma zamanı. Çünkü bu günler bittiğinde kimin yaşayıp kimin öleceği belli olmayan bir dönemdeyiz. Kalpleri kırmak kolay, tamir etmek zordur. Lütfen herkes kendi muhasebesini yapsın ve kırdığı kalpleri onarmanın yoluna gitsin. Gelin hep birlikte tövbe edelim. Allah'ın gazabından sadece ellerimizi yıkayarak kurtulamayız. Allah rahmeti ve merhameti üzerimizden olması dileğiyle. Selam ve dua ile.